olan hareketli olur, diğeri sabit olur. B 1, B 1 diye değer verirse 2 olur, diğeri 2 olur. Bu soruyu değil mi? Evet. Evet, 8. soru yapalım. 11. soruya bakalım. Yukarıda verilen kaldıraç çeşitleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Evet çocuklar, kedimin aşısı oldu. Artık kedimizden korkmanıza gerek yok. Size zarar vermeyecek. Onun artık aşı kartı da var. Adı da Namık. Hayır! Kış havalar soğuk olduğu için Namık bizim okulumuza sığındı. Okulda onunla birlikte hani vakit geçiriyorduk. Onu seviyordu zaten bütün öğrenciler falan. Sınıflarımızda geziniyordu ders esnasında. Ama hani onun daha sağlıklı bir kedi olmasını istedik. Aynı zamanda hani bizimle birlikte daha uzun süreler hani sağlıklı bir şekilde yaşaması için veteriner hani böyle bir fikir öne sürdük. Aşıya vesaire işte kedinin daha sağlıklı olması için ve sınıfımızda para topladık. Genelde kaloriferlerin üstünde yatıyor. Onu sıcağı çok seviyor. Geçenlerde kayboldu, depoda bulduk. Böyle güneşin geldiği bir yerde. Yani sıcağı çok seven bir kedi. X cisminin ağırlığı Z cisminin ağırlığından küçüktür. X ve Z cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit.